Muhallebi Kadayıf Tarifimden hepinize merhabalar. Dilerseniz hep birlikte tatlımızın tarifine geçelim. Uygun bir tenceremize 2 yemek kaşığı margarin veya tereyağı alınır ve eritilir. Yağımız erittikten sonra içerisine 4 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Toz şekerimi ilave ettikten sonra yaklaşık 200 gram kadayıfımı da ilave ediyorum ve şekerim eriyene kadar kavurmaya devam ediyorum. Eğer kadayıflarınız çiğ ise sizler de aynı bu şekilde pembeleşene kadar kavurmaya devam edebilirsiniz. Muhallebili kadayıf tatlısı her yaş grubunun tüketebileceği hafif bir tatlıdır. Muhallebimiz için malzemelerimiz: uygun tencereye 1 litre sütümü boşalttım. Üzerine yaklaşık 3 yemek kaşığı nişastamı ekliyorum. Daha sonra 4 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Ve 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Ocağa almadan önce muhallebimi çırpıcı yardımıyla önce karıştırıyorum. Ve muhallebimi ocağıma aldım. Orta ateşte kaynayana kadar, koyulaşana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Muhallebimizin topaklaşmaması için kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Muhallebim kaynayınca ocağımdan aldım. 1-2 karıştırıyorum ve 15 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Muhallebim 15 dakika geçtikten sonra 200 mg kremamı ekliyorum. Eğer yoksa krem şanti de ekleyebilirsiniz, bir paket. Ve bir küçük paket vanilyamı ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla iyice yedirerek karıştırmaya devam ediyorum. Krema ve vanilyamı iyice karıştırdım. Muhallebimiz hazır. Uygun bir borcama kavurmuş olduğum kadayıfların yarısını boşaltıyorum. Ve eşit miktarda her tarafına yayacağım. Borcamın alt kısmına kadayıfın yarısını ilave ettikten sonra yapmış olduğumuz muhallebinin hepsini üstüne eşit miktarda döküyorum. Muhallebimi de döktükten sonra kalan kadayıfımızın tamamını en üst kısmına dağıtıyoruz. Her tarafına eşit miktarda dökmeye özen gösterelim. Kadayıflarımı da düzelttikten sonra yaklaşık 3-4 saat buzdolabında dinlendirmeye alalım.
Buzdolabından çıkarttıktan sonra tatlımızı istediğimiz büyüklükte dilimlere kesebiliriz. Tatlımız hazır. Şimdiden yapacaklara, deneyecek arkadaşlara da kolay gelsin. Sizlere de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Thank you.